Şu satılan bir takımımız var ya. Trabzonlular almış. Osmanlıspor. Bir de Trabzonspor'a hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız diye bir sahibi olmuş. Başkanı demiyorum, sahibi olmuş diyorum. Sen bu satışı nasıl görüyorsun? Hemen bir de öncesinde Buksaş'ın da satışı var. Evet, Bakspor'da da benzer bir durum söz konusu oldu. Evet. Bakspor'da satıldı. Tabii Bakspor'daki satış daha çok netleşmedi. O hisselerin tamamı mı, bir kısmı mı, çoğunluğu mu, azınlığı mı, o konuda bir hala soru işareti var ama Osmanlıspor'da durum net anladığım kadarıyla. İşte Antalya'da toplantı falan da yapılmış. Şimdi Trabzonspor'a hizmet etmek için, Trabzonspor'la destek olmak için, Trabzon'un pilot takım olmak için diye yola çıkan her kişiye 1461 Trabzon'un şu anda Bal Ligi'nde oynadığını ben bir hatırlatayım. Akçabat Sebat nerede oynuyor? Akçabat Sebat yok artık. Ya o eski başkanıydı bir de. Eski başkan. Dolayısıyla Trabzonspor'un altyapısı olmaya hedefleyen takımlar, bir de Hekimoğlu Trabzon var zaten ikincilikte. Yeteri kadar Trabzon'a altyapıda destek olan var. Ayrıca Trabzonspor'un altyapısında yetişen çocukların pazarı zaten var. Herkes de yetişir. Çankaya'da da bugün, Çankayaspor'da da Trabzonspor'un altyapısında görev yapan, Trabzonspor'un sözleşmeli futbolcusu olup kiralık gelen gençler var. Onu da başkan Trabzonlu Onu galiba. da başkanı Trabzonlu tabii. Ya yani Trabzonlu başkan arıyorsak her takımda 3 tane Trabzonlu futbolcu buluruz Ben zaten. ama abi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan özel bir ricam var. Ya bu kulüplerin şehir değiştirmesiyle ilgili yasak var. İzin Evet. vermiyor Futbol Evet. Federasyonu. Osmanlıspor'a izin versinler. Ya yani istedikleri şehre götürsünler şu Osmanlıspor'u. Yani bu şehre çünkü hiçbir faydası yok. Şimdi açık net konuşacağım biraz. Ben bu satış işlerinin hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllarca Ankara'nın bütün imkanlarının, kaynaklarının aktarıldığını iki kulüpten bahsediyoruz. Buksaş ve Osmanlıspor. Evet. Osmanlıspor mal varlığının kıymetini bilmiyorum. Gölbaşı'ndaki araziler falan, o hafriyattan gelen gelirler. Şimdi bunlar ister istemez belediye yönetimi değişince göz önüne batmaya başladı. Osmanlıspor'un konumu. Stat konusundan bir yüklenme var. Osmanlıspor'a bir yüklenme var. Bunu bertaraf etmiş için yapılmış bir operasyon bile olabilir diyorum. Yoksa bu kulübü satman için cidden çok ciddi zengin olması lazım. Çünkü çok zengin bir kulüp. Bakmayın transfer yasağına falan. Arsaları, şeyleri, değerli işleri çok fazla var. Ben biliyorum ki kulüp ligde oynayamıyorken, lisansı elinden alınmışken muhasebesinde 4 kişi çalışıyordu bu kulübün. Bunu nasıl satıyorlar, niye satıyorlar böyle bir değerli malı, orasını bilmiyorum. Zaten hani yönetsel anlamda çok kapalı bir durumdaydı. Yani iki Sadık Dik Başkan da Cenk Karayel genel menajer, genel yönetici, genel müdür olarak iki isim var. Üçüncü bir ismi arasan bulamıyordun şeyde. Şimdi Olgun Peker'in birçok kulüp aldığı konuşuluyordu Öyle bir işte. durum vardı, Belçika'da Hasan Çetinkaya'nın başkan vekili olduğu kulübün onun olduğu söyleniyor. Ümit evet. Özat'ın Evet, Bosna estağfurullah. Hersek'te gittiği kulübün onun olduğu söyleniyor. Osmanlıspor'la görüşüyorlardı. Osmanlıspor'u ne biçim Ankaralısınız? Yıllarca Ankaraspor'a hizmet eden kulübü nasıl sıfırlıyorsunuz? Ne faydası var? Ya bir Allah aşkına Ankaraspor'un ne faydası olduğunu biri bana anlatsın ya. Ankara'dan ismini rahatsız olup Osmanlıspor'a çevirdiler. Bu konuda ben senin aynı düşünmediğimi daha önce Alt Ligler programında da altyapılarla ilgili yaptığım her konuşmada da söyledim. Şimdi Osmanlıspor'u herkes A takımın başkanı, sahibi işte Gökçek Söz, soyadı vesaire olarak görüyor ama ben Osmanlıspor'a baktığım zaman orada görev yapan hocaları, orada top oynayan gençleri, çocukları, onların velilerini görüyorum. O yüzden yani Osmanlıspor'u alıp götürsünler kısmına ben katılmadığımı söyleyeyim. Birçok çocuğun gözünde hala o sarı siyah, o mor morlu şey güllü formayı giymek var kafasında. Ya kimse kimseyi bir yere götürmesin. Şurada adam gibi bir yönetimle, adam gibi bir şekilde bu işi yapsınlar Abi bu da. şehirde çok veballeri var. O çocuklara üzülüyorum. Orada çalışanlara da üzülüyorum. Ama yani şu anda Ankaragücü buradaysa o aile yüzünden burada. Bu zor zamanları yaşıyorsa. Birinci müsebbibi bence hala Melih Gökçek ve çocukları. Yani bu kadar net. Buksayspor denen kulüp bu şehrin yıllarca rantını yedi. Otoparktan rantını yedi şeyi. Sonra formaliteden Abdülkadir Dişçi ile Melih Gökçek bir kavga eder gibi oldu. Kulübü Bakspor'a çevirdiler. Birden bir ondan sonra satış hikayeleri. Yani bu kadar alengirli, darevaralı işler. Ya işte Keçiören Gücü eyvallah güzel gidiyor ama bir de Keçiören Sportifimiz vardı. O aile yüzünden Keçiören Sportifimiz gitti. Şimdi
satış ve hisse değişimiyle ilgili şeffaflık olmadığı zaman herkesin her şeyi söylemeye hakkı doğuyor. Herkes her soruyu sorabilir şu anda. Yani satıldı, Bakspor satıldı. Şimdi Bakspor satıldı, Bakspor'a finansman geldi, hoca gitti, Oktay Derelioğlu geliyor hoca olarak. Efendime söyleyeyim, işte takım Antalya'da kampta. Şimdi kim finansör oldu veya kimler? Ne kadarlık kısmına finansör oldular? Tamam, hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Biz Ankara'nın yerel medyasıyız. Tırnaklarımızla kazıyoruz ama bir bilgi edindiğimiz yok. Abi Ankara'cı gençler bile stat problemi yaşıyor. Yıllarca. Stadı vermelerini geçtim. Ankara'cı Gençler Birliği Eryaman Stadı'na dünya kadar para ödüyor, kira ödüyor. Osmanlı Spor neredeyse bedavaya kalıyor. Du. Ya hala da daha çözülmüş bir durumda değil. Ne oldu da belli değil. Sezon sonuna kadar gider o. Şimdi Osmanlı Spor'un takipçisinin %50'lik kısmını herhalde kaybettik. Bir arkadaş programı terk etmiş. Az izlemesinin anlamı kalmamış. Yani bu kadar da taraftar boyutunda küçümseyebileceğim bir camiadan bahsediyorum. Yani hiç bu konuda yumuşak değilim. İkincilikteki Buksaç maçında yapılanları da unutmuyoruz. Evet, unutmamamız da lazım. Ankara Gücü'nün çıkma maçı, ölüm kalım maçı. Tribünleri kapatıyor Ankara Gücü'ne. Buksaç'ın sanki bir iddiası varmış gibi Melih Gökçek. Bir de oradaki taraftara su sıkarak dağıtıyor. Dağıttırıyor, talimat veriyor statta. Evet, unutmamak lazım. Ankara Gücü'nün camiası çok çekti. Direkt bulaşmasa da Gençler Birliği camiası da çekti. Çünkü bütün şehrin kaynakları 2-3 tane kulübe aktarıldı bu şehirde. Yıllarca. Bu kulübün Başakşehir'den farkı yok. Bu kulüp bunların nasıl oldu? Kendi malları nasıl oldu bu kulüp? Ankara Büyükşehir Belediye Spor'du bu kulüp. Evet. Futbol şubesi ayrıldı. Birden satıldı. Birilerine geçti. Ankara'nın imkanlarıyla büyütüldü. Şu anda birilerine satılıyor. Bu Ankaralı'nın parası o, kulübün parası. Şeffaflık olmadığı zaman böyle olur. Şeffaf değiliz. Bunu bilmiyoruz. Eğer bu işi deşeceksek Başakşehir de aynı hikaye. Yoktur Başakşehir ile Osmanlı Spor hikayesi arasında bir fark. Evet. Belediye takımlarıyla yola çıkan, sonra profesyonel olan, sonra da işte futbol şubeleri satılıp birden imkanlar, belediye imkanları oraya seferber edilerek şişirilen, bütçeleri arttırılan, Başakşehir'de imkanlar daha da arttırıldı. Yıllarca bu şehrin hafriyat gelirlerini tamamen üsteleyen, sahip çıkan bir kulüpten bahsediyoruz. Onun için diyorum abi, gerçekten alsınlar, başka şehre götürsünler. Osmanlı Spor mu takımın adı? Edirne'ye götürebilirler, Osmanlı'nın başkenti. Bursa'ya götürebilirler. Göynü'ye götürebilirler. O Trabzon uymaz ama bak. Yani eğer oraya gidersek Trabzon şehir olarak uymaz. Ama Osmanlı'nın başkentlerinden bir tanesine götürebilirler.